Çok ilginç bir kişiyle tanışıp onun hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğiniz oldu mu? İnsanlar İsa adındaki bu adamla tanıştıklarında aynen böyle hissettiler ve onu tanımaya başladılar. Onu unutamıyorlardı. Bizler çocukların İsa ile tam olarak nasıl tanıştıklarını bilmiyoruz. Ama şöyle olmuş olabilir. Seni biri gördü mü? Hayır, beni de görmedi. Seni? Sanmıyorum. Tamam, hadi gidelim. Söylediklerin umurumda değil. Ben İsa'nın Tanrı tarafından gönderildiğini düşünüyorum. Sırf mucizeler yaptığı için mi? Belki de hepsi sihirdi. Başka nasıl açıklayabilirsin ki? Yoel, açıklamak zorunda değilim ki. Mucizeler yalnız Tanrı'nın yapabileceği olağanüstü şeylerdir. Yani körlerin görmesini sağlamak gibi mi? Evet. Bunun bir tek kelimesine bile inanmıyorum. Ben inanıyorum. Serah, burada ne işin var? Eşeğime yem vermeyi unutmuşum. Sizin İsa hakkında konuştuğunuzu duyunca neler söylüyorsunuz bilmek istedim. İsa ile ilgili neyi bilirsin ki? Birçok şey biliyorum. Büyük annem İsa'nın annesi Meryem'i tanıyor. Bana İsa ile ilgili çok şey anlattı. Onun nasıl doğduğunu falan filan. Bu harika bir öykü gerçekten. Meryem Nasır'a oturan genç bir kızdı. Evli değildi ama Yusuf adlı bir adamla evlenecekti. Bir gün Tanrı, meleği Cebrail'i ona gönderdi. Korkma Meryem. Sen Tanrı'nın lütfuna erdin. Hamile kalıp bir erkek çocuk doğuracaksın. Çocuğun adı İsa olacak. Ama nasıl olur? Ben bakireyim. Kutsal Ruh senin üzerine inecek. Doğuracağın çocuk yüce biri olacak. Kendisine Tanrı'nın oğlu denecek. Onun egemenliği sonsuza dek sürecek. Meryem melekten korktu mu? Eğer melek benimle konuşsaydı ben bayağı korkardım. Sonra ne oldu? Ey Nasıra halkı! Duyduk duymadık demeyin. Hükümetin çıkardığı yasaya göre herkes kendi memleketine gidip kaydolmalıydı. Bilirsiniz ya, bazı kağıtlara adınızı yazıp imzalarsınız. Bu yüzden Yusuf Meryem'le birlikte doğduğu yer olan Betlehem'e gitti. Betlehem'e vardıklarında şehir çok kalabalıktı ve kalacak yerler doluydu. Kalacak bir yere ihtiyacımız var. Çünkü Yusuf'un gecelemek için bulabildiği tek yer bir ahırdı. Yani böyle bir yer mi? Evet, buraya çok benzeyen bir yerdi. Ve o gece İsa doğdu. Ahırın yakınlarındaki tepelerde bazı çobanlar vardı. Sürüleriyle geceyi geçirmekte olan bu çobanlar aniden bir melek gördü. Bugün Davud'un kentinde kurtarıcınız, efendiniz Mesih doğdu. Çobanlar hemen bebeği görmek için yola çıktılar. Bebek yemlikte yatıyordu, düşünebiliyor musunuz? Benim eşeğime yem vermek için kullandığım şunun gibi bir kutunun içine koymaları gerekiyordu bebeği. İsa doğduktan sonra Meryem ile Yusuf onu alıp Yeruşalim'deki tapınağa gittiler. Orada Tanrı'yı içtenlikle seven Şimon adlı bir adamla tanıştılar. Allah'ım, vermiş olduğun sözü tuttun. Bu kulun artık huzur içinde ölebilir. Tanrı Şimon'a İsa'yı göreceğine söz vermişti. Bu gözler senin sağladığın kurtuluşu sonunda gördü. Bu çocuk Tanrı tarafından seçildi. Tanrı ikinizi de korusun. Bebek İsa, Tanrı'nın seçilmişi olarak bütün insanların düşünceyle, sözle ve davranışla yapacakları bütün yanlışları bağışlayarak büyüyecekti. Yanlışlar Tanrı'nın günah saydığı şeylerdir. Yani İsa bir bebekti, şimdi ise bir yetişkin. O hiç çocuk olmadı mı? Tabii ki oldu. Büyük annem İsa 12 yaşındayken Meryem ve Yusuf'un onu buraya, Yeruşalim'e getirdiklerini söyledi. İsa tapınağa gidip din bilginleri ve önderleriyle konuştu. Böyle sorular soran bu küçük kimin çocuğu acaba biliyor musun? O Nasıralıdır.
onun bizimle birlikte yola çıktığını sandı. Lütfen onu hoş görün. Bundan sonra İsa anne babasıyla eve döndü. Büyüdükçe bilgelikte her gün gelişiyordu. Düzleştirin diye sesleniyor. Her vadi doldurulacak. Her dağ, her tepe alçaltılacak. İsa bir gün kuzeni Vaftizci Yahya'yı görmeye gitti. Vaftizci Yahya, Tanrı'ya itaat etmek isteyenleri vaftiz etti. Aynı gün İsa'yı da vaftiz etti. Bulunanlar gökten Tanrı'nın sesini işittiler. Tanrı, "Sen benim oğlumsun, senden hoşnudum," dedi. Peki sonra İsa ne yaptı? O, kent kent dolaşarak Tanrı ile ilgili gerçekleri öğretiyordu. Merhaba. Merhaba. İsa büyüdüğü kent olan Nasıra'ya geri döndü. İsa bir gün tapınağa gitti ve önderler ondan, Tanrı'nın kitabından, kutsal yazılardan bir bölüm okumasını istediler. İsa'nın kutsal yazılardan okuduğu bölüm, insanların sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşayabilmeleri için Mesih'i göndermedeki planı ile ilgiliydi. Rabbin ruhu üzerimdedir. O beni müjdeyi yoksullara iletmek için seçti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlerin gözlerinin açılacağını duyurmak için beni gönderdi. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak. Tanrı'nın halkını kurtaracağı zamanın geldiğini bildirmek için beni gönderdi. Çok iyi konuşuyor. Bunlar yaşayana göre Yusuf'un oğlu değil mi? Evet. Çok iyi bir öğretmen. Mesih'in ne zaman geleceğini merak ediyorum. Kutsal kitabın bu sözleri bugün gerçekleşti. Kitap gerçekleşti mi? Ama bunları sadece Mesih gerçekleşti. Doğru söylediğini nereden bilelim? Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul edilmez. Ama öykü bu kadar değildi. İsa Celile denizine indi. Kayıklarınızla derin sulara açılın. Ve balık tutmak için ağlarınızı atın. Ah efendim, bütün gece var gücümüzle çalıştık ama hiçbir şeyi tutamadık. Ama madem ki siz söylüyorsunuz, ağlara atacağız efendim. Yakup, Yuhanna. Yakup, Yuhanna. Kayığınızı buraya yaklaştırın. Bize yardım edin. Çabuk. Gelemeyin. Bizim ağlarımız da dolu. Hadi çekin yolculacaksınız. Dikkat edin. Hop. Yanabiliyor musunuz? Dikkat edin. Ben çok kadar kolu. Evet. Dikkat et kadar kolu. Hiç görmüyor. Çok güzel. İnanılır. Göremedin. Yavaş yavaş. Dikkat. Hop hop. Dikkat edin. Sanırım bu olay olunca Petrus, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu anladı. Ama Petrus korkuyordu. O hayatında o kadar çok yanlış yapmıştı ki. Petrus, İsa kadar kutsal ve güçlü birinin kendisi kadar günahkar birini nasıl kabul edebildiğini anlayamadı. Uzaklaşın benden efendim. Ben günahkar bir insanım. Korkma. Ben artık gideyim. Evet, ben de gitmeliyim. Ben de gideyim. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet Bünyamin, neredeydin? Arkadaşlarınla mı birlikteydin? Evet baba. Kalev de orada mıydı? Evet oradaydı. Sana o çocukla arkadaşlık etmemeni defalarca söylemedim mi? Onun ama babasının baba, İsa ile ilgili o çılgınca öykülere inandığını biliyorsun. Bunun nesi kötü ki? Biz Tanrı'nın güçlü bir kral göndereceğine inanıyoruz. Arkadaşının babası o kralın bir ahırda doğduğuna inanıyor. Bu saçmadır. Ya Kalev'in babası haklıysa?
Hayır Bünyamin, artık bu konu üzerinde tartışmayacağız. Peki baba. Ölümden sonra kişiyi cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum. Ondan korkun. 5 serçe 2 bakır paraya satılmıyor mu? Ve bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Başımızdaki saçların hepsi sayılıdır. Siz serçelerden bugün ne olup gittiğine inanamayacaksınız. Oradaydım. Ne oldu? Hadi ne? Anla. İsa sinagogda insanlara Tanrı'nın sevgisini anlatıyordu. Büyük bir kalabalık içeride toplanmıştı. Ve ondan daha fazlası dışarıda bekliyordu. Herkes onu görmeye çalışıyordu. İsa, ne olur İsa, bize yardım et. Yardım et bize. Kızımı, yavrumu kurtar. Henüz 12 yaşında. Ölmesini istemiyorum. Lütfen merhamet, merhamet. Yayır, çok üzüldüm. İsa'yı rahatsız etme. Yardım et İsa. Dostum, kızın öldü. Hocayı rahatsız etme. Korkma. Yalnızca iman et, kızın iyileşecek. Dediğim gibi bu mümkün mü? Nasıl iyileştirecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Bence yapamaz. Çocuğum, kalk. Ona yiyecek bir şeyler verin. Vay be, gerçekten de öyle mi oldu? Kesinlikle. Sanki hiç hastalanmamış gibi sağlıklıydı. Babam İsa'nın arkadaşlarının kötü şeyler yaptığını söyledi. Onların günahkar olduklarını söylüyor. Bu doğru. Ama İsa insanların kim olduklarına bakmaksızın onları sever ve onlara bakar. Biliyor musunuz? Babam kente girenlerden, vergi toplayan Matta adlı bir adamdan söz etti. Beni takip et. Matta İsa'nın öğrencisi olarak seçtiği 12 kişiden biriydi. Onlar İsa'nın en iyi arkadaşlarıydı. İnsanlara Tanrı ile ilgili öğretileri anlatmak için nereye gitse hep onu izlediler. Öbür adı Petrus olan Simon, Petrus'un kardeşi Andrea, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, tabii ki Matta, Thomas, öbür Yakup ve öbür Simon, Yakup'un kardeşi Yahuda ve Yahuda İskariot. Bunların hepsini nasıl anımsayabiliyorsun? O çok akıllı. Aptal olduğun için böyle düşünüyorsun Sera. Hayır değilim. Sen de eşeğin gibi budalasın. O benim arkadaşım, kabadayılık yapma. Sen kime kabadayı diyorsun, kime? Kızı rahat bırak. Ha, kim beni durduracakmış, sen hadi mi? Vur, hadi vur, vur. Hadi, hadi. Onu yenebilirsin. Hadi, hadi, hadi vur. Vur. Vur sana. Yere, hadi. Yere. Hadi, hadi vur. Vur. Hadi vur, hadi. Oh şu erkekler. Acıdı. Eğer temizlemezsek daha çok acı verir. Ne oldu? Kavga ettim. Sana sormadım Lea. Özür dilerim. Kalev'le kavga ettik baba. İsa ile ilgili konuşuyorlardı. Arkadaşlarıyla sık sık Sera'nın ahırında buluşuyorlar. İsa ile ilgili konuşmaların yararının olmayacağını söylemiştim. O bizim beklediğimiz kral değil ve olmayacak da. Ama baba, bence İsa Tanrı'nın oğlu olabilir. Yeter! Çocuğa fazla sert davranmıyor musun? Sanmıyorum. Ama zaten yakında önemi kalmayacak. İsa'nın izleyicilerinin arasında bir hainin olabileceğini duydum. Eğer bu doğruysa, başımızı daha fazla ağrıtmayacaktır.
Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vuran olursa, öbür yanağınızı çevirin. Eğer biri ceketinizi alırsa, gömleğinizi ondan esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Sizin malınızı alandan onu geri istemeyin. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de öyle davranın. Bu adamı tanımak isterdim. Sence o adam Mesih olabilir mi? Mesih derken ne demek istedi? Tapınakta konuşurlarken duydum. Mesih'in anlamı vaat edilmiş olandır. Hadi onun peşinden gidelim. Yemek de güzel değil mi? Evet, İsa'nın yaptığı mucizeleri gördün mü? İnanması zor. O günahkarlar ve vergi görevlileriyle arkadaşlık ediyordu. Evet, haklısın. Yemek çok güzelmiş. Çok. Versene biraz. Bu kadının burada ne işi var? Bilmiyorum. Ne yapıyor? Eğer bu adam gerçekten peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim olduğunu bilirdi. Onun nedenli günahkar bir hayat sürdüğünü bilirdi. Ben bu kadının kim olduğunu biliyorum Simon. Bak sana bir şey anlatayım. İki kişinin bir tefeciye borcu varmış. Birininki 500, öbürününki 50 gümüşmüş. İkisi de borçlarını ödeyememişler. Alacaklı ikisinin de borcunu bağışlamış. Hangisi alacaklıyı daha çok sever? Sanırım daha fazla bağışlanan. Doğru dedin. Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim. Sen bana ayaklarımı yıkamam için su bile vermedin. Ama o gözyaşlarıyla yıkadı, saçlarıyla kuruladı. Sen beni öperek karşılamadın. Oysa geldiğinden beri durmadan ayaklarımı öpüyor. Sen başıma sürmek için yağ hazırlamadın. Ama o ayaklarıma güzel kokular sürdü. Sana şunu söyleyeyim. Gösterdiği bu büyük sevgi onun günahlarının bağışlandığını kanıtlar. Az bağışlanan az sevgi gösterir. Günahların bağışlandı. Böyle bir şey mümkün olur bu. Bu kesinlikle olamaz. İmanın seni kurtardı. Esenlikle git. Lütfen beni kaldırır mısınız? Gel seni omzuma alayım. Şimdi görebiliyor musun? İsa'yı görüyorum. Bakın orada. İşte o. İkincinin biri tohumunu eker. Tohumları serpiştirirken tohumların bir kısmı yol kenarına dağılır, ayak altında çiğnenir. Gökteki kuşlar tarafından yenir. Bazıları kayalık yere düşer. Düşen tohumlar filizlenince susuzluktan kuruyup gider. Bazıları dikenlerin arasına düşer. Ve dikenler büyüyünce onları boğar. Bazıları da iyi toprağa düşer. Ve o tohumlar büyüdüklerinde 100 kat ürün verirler. Benzetmelerin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarına düşen tohumlar sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir ve onlar inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alıp götürür. Kayalık yerlere düşenler işittikleri sözü sevinçle kabul eden kişilerdir.
kök salamadıkları için ancak bir süre inanırlar. Ama denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenlerin arasına düşenler sözü işiten ama zamanla yaşam kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan insanlardır. Onlar olgun ürün veremezler. İyi toprağa düşen tohumlar sözü işitince onu itaatkar ve iyi bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Batacağız. Efendimiz devriliyoruz. Bu bir mucize. Efendimiz bizi kurtaracak. Bu bir mucize. Şükürler olsun. Yağmur kumayı. Harika. Hepimiz yaşayacağız. İmanınıza ne oldu? Şuna baktım da. Kaç para acaba? Nathan, Nathan. Duydun mu? İsa geliyormuş. O buraya mı geliyormuş? Kent dışındaki mahallelere geliyormuş. Hadi evet, gitmemiz hadi. Bünyamin, vurduğum için özür dilerim. Beni bağışlar mısın? Hı hı. Efendimiz, halkı buradan gönder. Civardaki köylere, çiftliklere gidip yiyecek ve barınak bulsunlar. Burası çok ıssız bir yer. Onlara siz yiyecek verin. Ama yalnızca 5 ekmeğimizle 2 balığımız var. Ulu Tanrı, evrenin hakimi, topraktan ekmek yaratan Yüce Tanrı, sana şükürler olsun. Bu bir mucize. İnanılmaz, bu bir mucize. İnsanın Tanrı'nın oğlu olduğuna hala nasıl inanmazsın? Nerelerdeydin? Baba, sana gerçeği söylemem gerek. Biz hep birlikte İsa'yı görmeye gittik. Neden? Gözlerimle gördüğüm halde hala inanamıyorum. İsa 5 ekmek ve 2 balığı bütün kalabalığı doyuracak kadar çoğalttı. Kim bilir Yonatan, belki de o Mesih'tir.
Sen de bu saçmalığa inanmayacaksın, değil mi? Biz ne yapmalıyız? Kutsal yazılar ne diyor? Yazılanları nasıl yorumluyorsunuz? Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. Haklısın. Bunları yap, sonsuz yaşama kavuşursun. Komşum kim benim? Bir adam Yeruşalim'den Eriha'ya giderken yolda haydutların saldırısına uğrar. Onu soyar ve yarı ölü bir durumda bırakıp kaçarlar. Tesadüfen yoldan bir din adamı geçer. Yaralı adamı görünce yanından yürüyüp geçer. Aynı şekilde bir Levili'nin yolu oraya düşer. Adama şöyle bir bakıp o da çekip gider. Daha sonra oradan hor görülen bir Samiriyeli adam geçer. Yaralı adamı görünce yüreği sızlar. Adamın yanına gider. Yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sarar. Sonra adamı kendi hayvanına bindirerek hana götürür. Onunla ilgilenir. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verir. Bundan daha fazlasını harcarsan dönüşümde sana öderim der. Sizce bu 2 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşusu gibi davrandı? Tabii ki ona iyilik eden. O zaman sen de git ve onun gibi yap. Evet. Haklısın. Bırakın çocuklar bana gelsin. Onlara engel olmayın. Tanrı'nın egemenliği böylelerindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Bu çocuğu benim adımla kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kimse işte en büyük olan odur. Gözümüz görmüyor, bir sadaka vermiş. Gözlerim görmüyor. Hey, ne oluyor? Neler oluyor? Nasıralı İsa, Nasıralı İsa geçiyor. İsa! Davud'un oğlu İsa, dur! Yardım edebilirim. Susun, sessizlik. Senin için ne yapmamı istiyorsun? Görmek istiyorum. Gözlerin görsün. İmanın seni kurtardı. Görüyorum! Görebiliyorum! Bu adam gerçekten peygamber. Efendim, kurtar beni. Mucize yapan o işte. Yüce İsa, kurtar bizi. Şükürler olsun sana. Bize doğru yolu göster İsa. Evet, onu görebiliyorum. İşte orada. Neden bu adam ağaca tırmanıyor? Kısa olduğu için kalabalıktan onu göremiyorum. Zakkay, çabuk aşağı in. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Benim evimde mi? Vergi görevlisi. Üçgersin evinde kim kalmak isteyebilir ki? Zakkay, İsa'yı nereden tanıyor ki? Evet, öyle de benim evim. Olur. Çok güzelmiş. Şunu uzatır mısın? Al. Sağ ol. Al bak. Güzel değil mi? Ekmeği de ver. Şarap da çok güzelmiş. Al ekmeği. Uzun zamandır böyle yemek yememiştim. Neyim varsa yarısını yoksullara vermek istiyorum. Ve eğer içinizden birini aldattımsa ona 4 kat fazlasını vereceğim. İnanamıyorum. Vergi memuru vergileri geri veriyor. İnanılmaz.
Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Dinleyin. Şimdi insanoğlu hakkında peygamberlerin bildirdiği her şeyin gerçekleşeceği Yeruşalim'e gidiyoruz. O uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler, yüzüne tükürecekler. Onu kamçılayıp öldürecekler. Ama üçüncü gün o dirilecek. Merhaba Sera. Merhaba. Merhaba. Burada bir değişiklik var galiba. Doğru. Sera'nın eşeği kayıp. Kayıp değil. Onu başka birine verdim. Senin o sıradan eşeğine kim binmek ister ki? Hoca, öğrencilerine susmalarını emret. O zaman size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsalar taşlar bağırmaya başlayacak. Gün adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Çünkü Tanrı'ya tapınmak için yapılmış olan tapınağı pazar yerine çeviriyorlar. Kutsal kitap, benim evim dua evi olacaktır der. Ama siz burayı haydut iline çevirmişsiniz. Hayvanlara gidiyor. Onu durdurun. Biri onu durdursun. Sebzelerim bitti. Bu para az. Daha fazla veremez misin? Size doğrusunu söyleyeyim. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Öbürlerinin getirdikleri zenginliklerinden artanlardı. Ama o geçinmek için elinde olan ne varsa onu verdi. Hocam, söylediklerin ve öğrettiklerin doğru, bunu biliyoruz. Biliyoruz ki sen insanın mevkiine bakmazsın. Tanrı yolunu doğrulukla öğretirsin. Söyle bize, İmparator Sezar'a vergi ödemek kutsal yasamıza uygun mu, değil mi? Dikkat et, tusak olabilir. Bana bir dinar verin. Bir dinar mı? Üzerindeki yazı ve resim kimin? Sezar'ın! O zaman Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Bence çok haklı. Buna ne diyeceksin? Buna ne cevap vereceksin? Ne söyleyeceksin? Hadi seni dinliyorum. Acaba? Fısıh yemeği için iyice kalıyor gibi görünüyor. Acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzu etmiştim.
Tanrı'nın egemenliğinde gerçek anlamını buluncaya kadar bu fısıh yemeğini bir daha yemeyeceğim. Evrenin kralı, asmadan üzüm çıkaran Ulu Rab. Tanrımız sana övgüler olsun. Bunu alın ve aranızda paylaşın. Rab, Tanrımız sana övgüler olsun. Evrenin kralı. Topraktan ekmek çıkaran Ulu Tanrı. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle aynı sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor ama ona ihanet eden adamın vay haline. Ben miyim? Bu olamaz. İmkansız. Efendim kimdir bu? Söyle. Hangi bizi kastettiğini sor. Aynen adını söyleyin efendimiz. Bu imkansız, bu olamaz. Efendim, ben seninle birlikte hapse girmeye, hatta ölmeye bile hazırım. Petrus, sana şunu söyleyeyim. Bugün horoz ötmeden önce beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin. Yüksek kurul kararını verdi. Jonathan, elindeki nedir? O sözde kralın egemenliğinin sonu gelmiş gibi görünüyor. Yüksek kuruldan şimdi bir mesaj aldım. İsa'nın öğrencilerinden biri olan Yahuda İskariot, onun tutuklanmasına yardımcı olmak için anlaşma yapmış. Bunu yapması için onu nasıl ikna edebildiler ki? Fazla pahalıya mal olmamış. Yalnızca 30 günce. Bu gece İsa'yı tutuklayacaklar ve kaçmasına izin vermeyecekler. Hayır. Ne olur olmasın. Yahuda. İnsanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? Efendimiz, kılıçla vuralım mı? Hadi tutuklayın onu. Bırakın, yeter. Bu bir mucize. Bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopalarla mı geldiniz? Ben her gün tapınakta sizinle birlikteydim, bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Bu karanlığın egemen olduğu saattir. Tutuklayın onu. Hadi çıkartsana sesini. Ha? Sen kurtar bakalım şimdi kendini. Sen bizi kurtaracaktın değil mi efendim? Hadi kurtarsana bakalım. Bu adam da İsa ile birlikteydi. Kadın, ben onu tanımıyorum bile. Onları birlikte gördüm. Sen de onlardan birisin. Hayır, değilim.
Bu adamın İsa ile birlikte olduğundan hiç kuşkum yok. Çünkü o Celil Eden'di. Git buradan. Senin neden bahsettiğini hiç anlamadım. Nathan, Bünyamin ne oldu? İsa, onun başı dertte. Gel öbürlerini çağıralım. Tahmin et kim vurdu sana. Hadi bilsene. Şimdi kim vuracak sana? Durun. Yapmayın diyorum. Onu meclise çıkarın. Yürü. Söyle bize, sen Mesih misin? Söylesem de bana inanmazsınız. Size bir soru sorsam bana yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Öyleyse sen Tanrı'nın oğlu musun? Evet, Tanrı'nın oğluyum. Ha, ne tür saçmalık? Dediklerini duydun mu? Ona bunu söyleme yetkisini kim bilir? Bu çok saçma. Öyle söylediklerini kendi kulaklarımızla işitiyoruz. Onu Vali Platus'a götürelim. Evet, götürelim. Valiye götürelim. Valiye götürelim. Valiye götürelim. Valiye götürelim. Gitsin buradan. İsa'yı Pontius Pilatus'a götürüyorlar. Pontius Pilatus mu? Evet ama o Roma'nın yöneticileri arasında en zalim olanıdır. O binlerce insanı çarmıha gererek öldüren adamdır. Yürü. Sabahın köründe burada ne işiniz var? Bu adam halkımızı saptırıyor. Halkı kışkırtarak tapınakta kargaşa çıkardı. Cezası ne olacak? Hüküm verin. Bu adamı suçlamak için hiçbir neden görmüyorum. Ama biz görüyoruz. Halka imparatora vergi vermeyin dedi. Kendini Mesih, kral ilan etti. Kral mı? Sen Yahudilerin kralı mısın? Evet, öyleyim. Önce Celil'e de başladı. Sonra buraya geldi. Celil'e de mi? Bu adam Celil'e bölgesinden mi? Öyleyse bırakalım. Kral Herodes uğraşsın onunla. Hala burada, Yeruşalim'de değil mi? Herodes'e götürün onu. Kim olduğunu söylemiştin? Elçilerim dediklerin kimler? Senin mucizeler yarattığın söyleniyor. Benim için de yaratsana. Efendimiz, halkı kötü yola sevk ediyor. Kendisine kral diyor. Bu adam mı? Kral ha?
Haşmet mahapları. Ona dersini verin. Onu Pilatus'a geri gönderin. Burası onun sorumluluğunda. Bu adam ölümü hak edecek bir şey yapmamış ki. Bu nedenle onu kırbaçlatıp serbest bırakacağım. Adetlerimize göre bayramımızda bir kişiyi salıvermeniz gerek Ekselans. Efendimiz, Barabas'ı serbest bırakın. Evet. Barabas. Bu adamı yok edin. Bize Barabas'ı geri verin. Onu çarmıha gelin. Evet. Çarmıha. Defol buradan, Joder. Çekil dedim. Yolu açın. Size söylediğimde çekilin. Onu öldürmeyecekler değil mi? Kalk. Ayağa kalk. Sen. Adın ne senin? Kirinelli Simon efendi. Geç şu tarafa. Aşağı inin. Hadi. Çabuk olun. Çabuk. Şimdi sen geç. Hadi. Çabuk olun. Acele edin. Hadi. Çözün, hadi. Baba, onları bağışla. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Başkalarını kurtarmıştı. Hadi kendini kurtarsın bakalım. Sen Mesih'sen, kurtar kendini bakalım. Hadi in çarmıhtan da görelim. Mucizelerinden birini göster bize. Orada ne yazıyor Kalev? Yahudilerin kralı budur yazıyor. Eğer İsa kralsa neden ona böyle yapıyorlar?
Bilmiyorum. Jonathan, sence o Mesih mi? Baba. Ruhumu senin ellerine teslim ediyorum. Öğretmenimiz için bir mezar hazırladım. Bedenini almak istiyorum. Alabilirsin. Efendimizin bedeni için baharatlar ve merhemler getireceğiz. Size yardım edeceğim. Ama acele edin. Şabat günü yaklaşıyor. İsa'yı yeniden göremeyeceğimize inanamıyorum. Bir dakika bekle. İsa'nın tekrar tekrar söylediklerini hatırlamıyor musun? Neymiş o? Şimdi hatırladım. İsa 3 gün sonra dirileceğini söylemişti. O dirilecekti. Bakın, kayanın yeri değişmiş. Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? İsa burada değil, dirildi. Celile'deyken size ne söylediğini hatırlayın. İnsanoğlu günahkarlara teslim edilecek. Çarmıha gerilecek ve 3. günde yeniden dirilecek demişti. İçindeki kaya yuvarlanmıştı. İçeri girip baktık ki Efendimizin bedeni yok olmuş. Yok. Yok mu? Ne? Yok mu? Sonra 2 melek göründü. Melekler parlıyordu. Tıpkı bir güneş gibi. Bize neden diriyi ölüler arasında arıyorsunuz dediler. Gerçekten çok şaşırdık. Bu doğru. Bize inanın. Bize inanın. Gidip gözlerinizle görün. Mezar bomboş. Efendimiz kaybolmuş. Petrus, bize inanmalısın. Thank you.
Efendimiz dirildi. Simun'a görünmüş. Onu yolda gördük. Ama tanımadık. Ancak ekmeği böldüğünde onu tanıyabildik. Emma Usta, hayret nasıl oraya gidebilmiş? Size esenlik olsun. Neden telaşlanıyorsunuz? Neden içinize kuşkular doğuyor? Ellerime ve ayaklarıma bakın. Görün işte benim. Dokunun ve hissedin. Hayaletin eti ve kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Daha önce sizlerle birlikteyken size bunu söylemiştim. Musa'nın yasasında, mezmurlarda ve peygamberlerin yazdıklarında benimle ilgili her şeyin gerçekleşmesi gerekir. Şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Kalev bana İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu söylediğinde ona inanmadım. Ama sonra İsa'nın yaptığı inanılmaz mucizeleri gördüm. Onun Tanrı sevgisi konusundaki öğretilerini dinledim. Ve insanların ona yaptığı çok kötü şeyleri gördüm. Onu dövdüklerini de. Onu çarmıha çivilediklerini gördüm. Onun ölümünü gördüm. Onun bedenini çarmıhtan indirip taşıdıklarını gördüm. Ama İsa'yı yeniden görebileceğimi hiç düşünmedim. Sonra harika bir şey oldu. Tanrı'nın vaadi gerçekleşti. Vaat ettiği gibi Tanrı İsa'yı diriltti. Eğer biz İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul edip bizim yerimize öldüğüne inanırsak, hem şimdi hem sonsuza dek onunla yaşayacağımızı söyledi. Çok mutluyum çünkü yapmak istediğim budur. Ne güzel bir hikaye. Ve şaşırtıcı olan şey de az önce İsa hakkında duyduğunuz ve gördüğünüz her şeyin sahiden gerçekleşmiş olması. Belki siz de olanları Kalev, Yoel, Nathan, Lea, Bünyamin ve Sara ile izlerken aynı soruyu sormuş olabilirsiniz. İsa kimdir? Az önce Bünyamin'in İsa hakkında onun Tanrı'nın neye benzediğini bize gösteren ve çarmıhta ölerek bizim cezamızı çeken Tanrı oğlu olduğunu nasıl kavradığını izlediniz. Ve İsa nasıl her çeşit insanla arkadaşlık ettiyse Bünyamin'in de arkadaşı olabilirdi. İsa hayata döndüğü için Bünyamin İsa'nın ölümden daha güçlü olduğunu biliyordu. Ve eğer Bünyamin Tanrı'nın ailesinde olursa kendisinin de İsa ile şimdi ve sonsuza dek beraber olacağını biliyordu. Ama önce İsa'dan ona inanmadığı ve Tanrı'nın istediği gibi bir yaşam sürmediği için özür dilemesi gerekiyordu. Bünyamin, İsa ile birlikte Tanrı'nın ailesinde olmak istediğine karar verdi. Peki ya siz? İsa bugün hala yaşıyor. Ondan sizi affetmesini ve Tanrı'nın ailesinin bir üyesi yapmasını ister misiniz? Belki şöyle düşünüyorsunuz. Anlamıyorum. Veya bu konuyu annem ve babamla konuşmak isterim. Veya biraz daha düşünmeye ihtiyacım var. Belki Tanrı'nın ailesinden olduğunu bildiğiniz biriyle konuşabilir ve sorularınızı o kişiye sorabilirsiniz. Ama belki de cevabınız evet ve İsa'yı tanımak istiyorsunuz. Yaptığınız, söylediğiniz ve düşündüğünüz tüm yanlış şeyler için şimdi İsa'dan sizi affetmesini isteyebilirsiniz. Tanrı'dan uzakta yaşadığınız ve her şeyi kendi istediğiniz şekilde yaptığınız zaman İncil buna günah diyor. Eğer sonsuza dek Tanrı'nın ailesinde olmak isterseniz İsa'ya şunları söyleyebilirsiniz. Sevgili Tanrım, İsa'nın senin oğlun olduğuna inanıyorum. Teşekkür ediyorum çünkü İsa benim yaptığım, söylediğim ve düşündüğüm tüm kötü şeyler için çarmıhta öldü. Lütfen günahım için, yani sana sırtımı dönüp her şeyi kendi bildiğim şekilde yaptığım için beni affet. Senin ailende olmak istiyorum ve sana hayatımın her alanında güveniyorum. Benim nasıl biri olmamı istiyorsan bu konuda bana yardım et.
Teşekkür ediyorum çünkü seninle istediğim her zaman konuşabilirim. Bana cevap verdiğin için teşekkür ediyorum. En güzel şey de Tanrı'nın sizi seveceğine, affedeceğine ve sonsuza dek sizinle olacağına dair verdiği söze güvenebilmenizdir. Bunu başka birilerine anlatmak da iyi bir fikir olabilir. Mesela annenize, babanıza ya da bir arkadaşınıza. İsa'yı tanımaya karar verdiğiniz zaman dünyada şu ana dek yaşamış en önemli kişiyle harika yeni bir maceraya başlamış olacaksınız. İşte size yardımcı olabilecek birkaç şey. Tanrı'nın kitabında ne söylediğine bir bakın. Yani İncil'e. Her gün İncil'den bir parça okumaya çalışın. Bu, İsa'yı tanımak ve Tanrı'nın yolunda yaşamayı öğrenmek için en iyi yöntemdir. Tanrı ile konuşun. Tanrı ile herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde ve herhangi bir şey hakkında konuşabilirsiniz. Ve O sizi dinler. İsa buna dua adını vermiştir. İsa'yı arkadaşı olarak bilen başka kişilerle bir araya gelmek için fırsatlar yaratın. Tanrı'nın istediği biçimde yaşamak her zaman kolay değildir ama onun ailesinin diğer üyeleri size yardım edip cesaret verecektir. Ve Kalev gibi siz de arkadaşlarınızla İsa'nın sizin için ne anlama geldiği hakkında konuşmanın iyi olduğunu göreceksiniz. Sizlere İsa'nın gerçek hikayesini anlatmak çok güzeldi. Ve unutmayın, gittiğiniz her yerde, yaptığınız her şeyde Tanrı'nın ailesinde olursanız, Tanrı da sizinle olacaktır.